Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû ala resulina Muhammed. Allahu aleyhi ve sellem. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayr eyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri şu anda takip eden kardeşlerimizden ebeden razı ol Allah'ım. Ve çocuklarımızı hayırlı eyle, neslimizi, üretimizi hayırlı eyle, damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eyle. Allah'ım son nefeste imanı kamille huzura varabilmeyi, kelime-i şehadetle huzuruna gelebilmeyi nasip eyle. Amin, amin, amin. Değerli dostlar, Ramazan-ı Şerif ve ondan sonra gelen en önemli bayramımız ve günlerimiz olan Zilhicce ayının ilk 10 gününden bahsetmek istiyorum. İlk 10 gününe pazartesi günü giriyoruz inşallah. Yani Allah nasip ederse Zilhicce ayına girmek için şurada çok az günlerimiz kaldı. Malumunuz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce ayının ilk 10 günü için şöyle buyurdular. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, مَا مِنْ اَيَّامٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha faziletli bir gün yoktur. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Bugünler için diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَلَا الْعَمَلُ ف۪يهِنَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ يَعْنِي مِنْ الْعَشْرِ اَضْحَى Allah katında o Zilhicce'nin 10 gününde yapılan amellerden daha sevimli hiçbir amel de yoktur. فَاَكْسِرُوا ف۪يهِنَّ مِنَ التَّهْل۪يلِ وَالتَّكْب۪يرِ وَذِكْرِ اللّٰهِ Bu sebeple diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu Zilhicce ayının ilk 10 gününde o kadar çok yapın ki La ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber tekbirini getirmeyi, sonra Allah'ı zikretmeyi, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah diye böyle çok 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 bugünlerde söyleyin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Düşünebiliyor musunuz? Allah katında bugünlerde en çok değerli olan zikirler La ilahe illallah, sonra Allahu Ekber, sonra Subhanallah. Bunları çok yapalım. Bunların toplamının böyle söylemiş olduğu tesbihat neydi? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Bugünlerde yani Zilhicce'nin ilk 10 gününde 10. günü Kurban Bayramı'dır. O gün hariç 9 gününde muhakkak oruçlar tutmaya çalışalım. Çünkü neden? Ve inne siyame yevmin minha yu'delu bi siyami sene. Allah bugünlerde bir gün oruç tutmayı bir sene oruç tutmuş gibi kabul ediyor. Allahu Ekber. Bugünlerde yapılan bir amel 700 misli amelle çarpılarak veriliyor. Yani 700 sefer efendim yapmış gibi kabul ediyor bir amel. Dolayısıyla bugünlerde geçirilen gecenin ibadetleri
Kadir gecesine denk ibadet olmuş oluyor. Aman kaçırmayalım. Bir gün oruç tutmak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah rızası için bir gün oruç tutan, Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseye Allah 70 sene cehennemi uzaklaştırır buyurur. Ne güzel bir ödüldür. Bir de şu hadis-i şerifi de inşallah unutmayalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haram aylarda, haram aylar dediğimizde muhterem, hürmet gösterilmesi gereken aylar, bunlar 4 tane ay. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Recep ayı. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayı. Bu 4 ayda dikkat edeceğiz, bir oruç tarif ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın, bu yemek tarifinden de öte farklı bir şey. Oruç tarifi. Nedir? Bu haram aylarda, bu 4 ayın içerisinde bir insan Perşembe, Cuma, Cumartesi. Perşembe, Cuma, Cumartesi üst üste 3 gün oruç tutarsa Allah Celle Celaluhu haram aylara mahsus bu. Özel. Perşembe, Cuma, Cumartesi tuttun. Cenab-ı Celaluhu sanki sana 900 senelik oruç tutmuş sevabı veriyor. 900 sene. 900 sene. Bizim zaten öyle bir ömür yaşama şansımız yok. Dolayısıyla bunu da kaçırmayalım. Biraz sıcaklar bastırdı. Günler de uzun. Efendim tam böyle nefisle mücadele edecek insan ondan sonra. O sana gol atmaya çalışacak. Sen ona gol atmaya çalışacaksın. En son sen galip geleceksin Allah'ın izniyle. Buna da dikkat edelim. Bu oruçları da kaçırmayalım. Mesela pazartesi girişte, Zilhicce'nin girişinde oruç tutmaya çalışalım. 9 günü komple tutmaya çalışalım. Baktık olmadı. Pazartesi tutamadın, salı tutamadın, çarşamba, perşembeye gelince hop frene bas. Niye? Perşembe, cuma, cumartesi. Zilhicce'nin perşembe 4'ü, cuma 5'i, cumartesi 6'sı. Bunlarda oruç tutarsan 900 senelik oruç sevabını almış oluyorsun. Bir de Allah. Bir müjde daha var, bir oruç müjdesi daha. Bunların hiçbirisini tutmasan bile aman Arefe günü orucunu kaçırma kardeşim. Hacca gidenler orada oruç tutamıyorlar. Çünkü onların zorlu görevleri var. Orada oruç tutamayacaklar. Biz burada hacca gidemeyenler efendim bir oruç tutacağız ki Arefe orucu. Herkes orada Arafat'ta dua ederlerken biz de burada oruçlu ağızlarımıza dua edeceğiz. Hem de efendim Arefe gününü oruçlu geçireceğiz. Bayramdan bir gün evvel. Bayram ayın 28'inde biz ayın 27'sinde salı günü oruçlu olmaya çalışalım. Mükafatı nedir? Mükafatı Sıyamu yevmi Arafe inni ehtesibu alallah en yukeffira senetelleti kable ve senetelleti ba'de. Arefe günü orucunu tutan bir kimse Allah-u Teala Celle izniyle Cenab-ı Celle'ye öyle büyük mükafat verecek ki hem bir sene geçmiş senenin günahları bağışlanacak, sıfırlanacak, kul hakkı hariç tabii sıfırlanacak, hem de gelecek Arefe'ye kadar bir senelik günah da bağışlanacak. Burada ne kadar büyük müjde var. Hem Allah'ın izniyle yaşayacağının da müjdesi var. Arefe günü herkese oruç nasip olmaz. Orada sen efendim önümüzdeki senenin de günah affolunacak anlamında büyük bir müjde de orada bir çıkıyor sanki tünelin ucundan görünüyor gibi. Allahu Alem bir muradihi diyelim. Ondan sonra Allahu Alem bir sevap. En doğrusunu Allah bilir Celle Celaluhu. Sonra ikincisi de ne? O sene içerisinde Allah seni böyle efendim yaramazlıklardan da koruyacak anlamında. O orucun sayesinde. Aman kaçırmayalım. Etrafımıza da bunu bilgi olarak verelim inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Allah'ım seni çok seviyoruz. Sen de bizi sev Allah'ım. Senden razıyız. Sen de bizden razı ol Allah'ım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan razıyız.
O da bizden razı olsun. Şefaatine erişelim inşallah Allah'ım. Ya Rabbi, İslam'dan, dinimizden de razı olduk elhamdülillah. Bedavaya satmayız, dünyalığa satmayız. Namazımızı bırakmayız. Senin yolunda yürümeyi çok severiz. Allah'ım sen de bizi sev. Sen de namazımızın hürmetine bizi efendim huzuruna aldığın zaman böyle kimseye günahlarımızı göstermeden ilk gelenlerle beraber cennetine katıver ya Rabbi. Amin, amin, amin. Subhanallah ve hamdihi, subhanikallah ve hamdike, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyk, ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü, lillahi teala el-Fatiha.